Ya hoş geldiniz. Kanalımızdaki birçok Türkmenistan ile ilgili videolarımıza yoğun ilgi gösterdi ve karantina charter uçuşlarına yoğun ilgi geldi. Sizlerden 10.000'e yakın mesaj geldi. Bunların hepsini derleyemesek de çoğunu sizler için derledik ve 11 maddede sizlere sunduk. Haydi videomuza geçelim. Türkmenistan'a karantina yolculuğuna birlikte çıkalım. Bildiğiniz gibi Türkmenistan Cumhuriyeti charter uçuşu düzeledi ve 24 Eylül'de Türkiye'den İstanbul Havalimanı'ndan 277 vatandaşını aldı ve ülkesine götürdü, Türkmenabat şehrindeki kendi karantina bölgesine götürdü. Peki karantinada neler oldu ya da oluyor? Bu söyleyeceklerim, yazacaklarım tamamen abonelerimizden gelen yorumlardır. Bizim bu yorumlar haricinde hiçbir bilgimiz yoktur, bilginiz olsun. Bu konu ile ilgili bizim de kafamız karıştı, yorum sizlerin yine yorumlarınızı bekliyorum. 1. Yeni charter uçuşu olacak mı diye sormuşlar. Abonelerimizden gelen bilgiye göre ya yarın ya da 3 Ekim'de olacakmış ama elimize net bir bilgi gelmedi. 2. 277 kişi uçakta normal yolcu gibi çok iyi muamele görmüşler, hiçbir terslik terbiyesizlik yapılmamış. Karantina için Türkmenabat'a inmeden önce tek tek ateşleri ölçülmüş ve havalanına inmişler, inince otobüslere bindirilmeden tekrar ateşleri ölçülmüş, karantina bölgesine gidince bir bilgi alamadık ama Türkmenabat'a giden karantinaya girenlerden Türkmenabat kentinde oturan ve orada akrabası bulunan bir kişi uzaktan adım adım yaşananları anlatıyor, karantina bölgesine götürülmüşler, oradan sonra iletişim kopmuş ama sonradan iletişim geçtiklerinde karantina bölgesinden de yakınları ile konuşmuşlar. Konuştukça yeni haberler geliyor, gerçeklik paylarını bilmiyoruz. 3. Karantinaya giren kişilerin ateşi ölçülmüş, karantinaya giren kişilerden kan tahlili almışlar, karantinaya giren kişilerden PCR testi için burundan ve boğazdan tahlil almışlar. 4. Herkese ayrı oda anahtarı verilmiş, herkesin valizleri alınmış, herkesin üzerindeki elbiseler yıkanmak için alınmış, yıkanmak üzere alınan elbiselerin yerine yeni elbiseler vermişler. Herkese telefonlarını kapatıp valizlerine koymasını söylemişler. Bu bilgi bazı abonelerimizden geldi, bazı abonelerimiz de telefonları açık olarak alıyorlarmış dedi. Bunun hakkında yorumlarınızı bekliyoruz, neden açık alıyorlar? 5. Bazı abonelerimiz, insanların paralarını alıyorlar dedi, paraları almaktan kasıt nedir, bazı aboneler el koyuyorlar anlamında söyledi, bazı aboneler steril olması açısından bildiğiniz gibi paranın üzerinde binlerce mikrop tutunabiliyor. Belki de o yüzdendir, bilemiyoruz, yorumlar bölümünde yorumlarınızı bekliyoruz. 6. Odalara çıkarılmadan önce. Bayanlar, bayan gözetmenler eşliğinde banyoya yönlendiriliyor, erkekler erkek gözetmenler eşliğinde banyoya yönlendiriliyor dedi, bazı yaşlı kişilere ise tekerlekli sandalye ile eşlik ediliyor dediler, sizin yorumunuz nedir? 7. Herkesin kendine ait odası varmış, herkes gözetmenler görevliler eşliğinde Türkmenistan içerisindeki sevdiklerini telefon ile arayabiliyorlarmış, tabi telefonlar dinleniyor mu dinlenmiyor mu bilemiyoruz. Yorumlar bölümünden bildiriniz. 8. Yemekleri çok iyiymiş, yemekler odalara kapı önlerine çıkarılıyormuş, yenen yemek kapları poşete konup ağzı bantlanıp odanın dışındaki çöp sepetine konuyormuş, odalarda televizyon varmış ama tüm televizyonlar aynı kanalı gösteriyormuş. 9. Her 3 güne bir test örneği alınıyormuş, Türkmenistan Cumhuriyeti demişti zaten, ülkemizde korona yok diye, demek ki ülkeye korona bulaşmaması için önlemleri üst seviyede tutuyor. Günler rutin olarak bu şekil sürüyormuş, hava almak istediklerinde maske, hijyen ve mesafe bizdeki 3 kurala uyarak bahçeye çıkıyorlarmış. 10. Bazı aboneler paralara el konuyor diyor, bazı aboneler telefonların içi teknolojik cihazlar ile inceleniyor diyor, yani telefondaki bir sesi videoyu silseniz bile o telefondaki bilgileri bulabiliyorlar. 11. Bazı abonelerin dediğine göre Türkiye'de ne iş yaptın, nerede çalıştın, nerede kaldın, kimlerle görüştün, kimler ile ne konuştun, ne yazdın, özel hayatı ilgilendiren böyle sorular soruyorlarmış. Bunları bizimkiler medya olarak biz demiyoruz, bunları bizimkiler medya haber kanalı demiyor, biz demiyoruz. Abonelerimiz diyor. Takip edenlerimiz, sevenlerimiz diyor. Madem bu şekil yorumlar geliyor, bu yorumlara sizin cevabınız nedir? Yorumlar bölümünden lütfen maddelerin dışında bilgi alanlar var ise belirtiniz, bize desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olmayı, zili açmayı ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı